Arkadaşlar merhaba. Umuyorum ki XC8 eğitim serimde ilk videomu izlediniz. İlk videomuzda LED yakıp söndürme uygulaması yapmıştık. 1 saniye yanıp 1 saniye sönen LED blink uygulamasını gösterdim. Şimdi bu videoda mikrodenetleyicimizin çıkış pinine bağlı olan LED'imizi bir butonla sürmeyi öğreneceğiz. Input pini butonla nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. Biz zaten bir önceki videoda trace register'ını çıkış pinlerini belirlemek için kullandık. Bu videoda giriş olarak da pini tanımlayacağız. Bir de port register'ımız vardı. I/O pinlerinin okuma yazma durumunu kaydeden register'ımız. Şimdi şöyle bir tanımlama yapalım. Trace register'ımızın 1 olarak atadığım pini input yani giriş. Trace register'ımızın 0 olarak atadığım biti output yani çıkış olarak tanımlanır. Port register'ının output atanmış bir pinine 0 yazıldığında o pinin enerjisini keser. 1 yazıldığında ise o pini enerjilendirir. Port register'ı bu durumda giriş pininin fiziksel voltaj durumunu okumak için de kullanılabilir. Input olarak tanımlanan pinimiz VDD gerilimine yakınsa port register'ı pini 1 olarak, VSS gerilimine yakınsa 0 olarak kaydedecektir. Şimdi yeni bir proje oluşturalım. File sekmesine geldim. New Project'e tıklıyorum. Next diyorum. Buradan mikrodenetleyicimi belirliyorum. PIC16F 877A. Next diyorum. Next diyorum. Derleyicimi belirliyorum. Proje ismimiz buton kontrol olsun. Buton kontrol klasörüme tıkladım. Source files'a geldim. İçi boş yine. New dedim. Bir main.c ekliyorum. Bir isim verelim yine buna da. Buton olsun ismi. Tamam, main'imiz geldi. Programı yazmadan önce gerekli ayarları ekleyelim. Production sekmesine tıkladım. Set Configuration Bits'e geliyorum. Buradan osilatör tipimi HC yapıyorum. Generate Source Code to Output'a tıklıyorum. Yine şu kısmı kopyalıyorum. Hemen include'umun altına yapıştırıyorum. Şimdi mikrodenetleyicimizin frekansını belirleyelim. Define atayalım. Define alt tire büyük harflerle xtal frek 8 MHz olsun. 8 milyon yazdım. Void main kısmına geliyorum. Şimdi burada giriş çıkış atamalarımızı yapacağız. Şimdi Tris B 0x00 Tris D 0xFF B portunu çıkış olarak tanımladık. D portunu da giriş olarak tanımladık. Şimdi başlangıçta LED'imizin yanmaması için B portunu temizleyelim, kapatalım. Sonrasında bir while açalım. While'ımızı açtık. Sonrasında D portunun 0. pinine bağladığım butonum için bir if girelim. If RD 0 eşit 1 yani enerji geldiğinde RD 0 enerjilendiğinde bir parantez açalım küme parantezi.
RB 0 eşittir 1. 1 atıyoruz RB 0'a. Bir bekleme verelim. Bir saniye. Bu biraz kısa. Şöyle bunu 3 saniye yapalım. 3 saniye yansın. 3 saniye sonra sönsün. Eşittir. Şimdi 0 atayalım. Programımızı derleyelim. Programımız derlendi. Şimdi ben Proteus programını açayım. Ben daha evvel çizdim. Şuradan frekansımızı 8 olarak ayarladık. Program file klasörüne tıklıyorum. Buradan bilgisayara geliyorum yine. Yerel disk C. Kullanıcılar. Kullanıcı isminiz. MPLAB X Project. Buradan şu dosyaydı. Dist. Default. Production. Buton kontrol hex. Okey dedim. Run'a tıkladım. Butonuma bastım. LED'im 3 saniye yandı ve söndü. Bastım. LED'im 3 saniye yandı ve söndü. Bazı durumlarda mikro denetleyicimiz butona basıldığında tepki vermeyebilir. Buna engel olmak için butona basıldığında bir bekleme süresi girmemiz lazım. Bunu durduralım. Şuraya gelelim. Şimdi tepki süresi için bir koşul daha ekleyeceğiz. Şu kısmı kopyalıyorum. Hemen üzerine yapıştırıyorum. Bir parantez daha açıyorum. Bu parantezin altına şuraya küçük bir bekleme süresi gireceğim. Yüz olsun. Tekrardan derliyorum. Proteus'uma geliyorum. Tekrar yürütüyorum. Zaten burada fark edilmiyor ama yani hızlı tepki sürelerinde işte mikro denetleyicinizin frekansına göre algılama süresi eklemeniz daha iyi olur sizin için de. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.